Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 11. dersimiz 29. söz. Bekay ruh ve melaike ve haşe dairdir. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi sadakallahu azim. Sayfa 506'dayız. Ben size bir kelam tarifi yapacağım. Ondan sonra bu mevzuya gireceğim. Nerede geçiyor? Muhakematınız var mı onu getirmedim 87. Buradan bir cümle e, toparladım. 87 bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşi olduğu gibi mizacı yani huyu, fıtratı, toplumsal yani o kültür mizacı o milletin hissiyatının menşi. O cinsten hissiyatları olur. Olduğu gibi okumak istediğim şurası. Lisani millisi de yani bir ör, anane, kültür, gelenek bir din olur, bir kültür olur, bir medeniyet olur. Onların lisanı eğer bozulmamışsa bizim gibi bozulmuş. Bozulmamışsa lisan-ı millisi de milli lisanı hissiyatının makesidir. Şimdi ben toparlıyorum bizim lisana çevireyim. Kelam nedir? Külliyat niye zor deniliyor ve bunlarla alakalıdır. Külliyatı anlamak niye zordur deniliyor. Bir kültürün, bir dinin, bir ananenin, bir geleneğin, bir medeniyetin, bir öğretinin, bir kadim bilgeliğin geçmişinin bütünlüğüyle bu milletin geleceğe bakışını andaki yansıdığı hafızaya, hafıza kartına kelam denilir. Kelam hafıza kartı gibidir. Hafıza kartı. Bu kelam e, sanki bellek gibidir. Çip gibi yani. Zahirde 100 sene, 500 sene önceki bir insana çip gösterseniz ee, bu çip ne var denilince bilemez yani içinde filmler sesler suretler olduğunu. Evet bir daha bir geleneğin bir medeniyetin örf anane kültür ve dinin bir medeniyetin Kadim bir milletin geçmişini, geçmişinin bütünlüğünü geleceğe bakışını anda gösteren hafıza kartıdır kelam. Bir milletin geçmişinden koparırsanız, geleceği de yoktur. Onun için bir milleti yok etmenin en kolay yolu lisanı, lisanı ile geçmişine koparmaktır. Lisan burada ne işimize yarayacak diye iş şey yapacağım. İşte zihayattaki meşhur havası zahire ve batına duygularından başka gayri meşhur sayika ve şayka isteriyle beraber o arı beraber o arı dünyanın ekserenva ile ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. Şimdi bir ziyayattaki yani canlarda bir e, bizim okuduğumuz kadarıyla beş tane duygu var. İşitme, görme, koklama, tat, dokunma. Ustad iki tane de ekliyor. Sayka bir de şayka. Sayka sürükleyen, götüren, sevk Sayka. Şe değil, se. Sayka sürükleyen, götüren, sevk bir duygu. Ustad ekliyor. Altıncı his bu. Yedinci his, şayka, şefklendirici, kuvvetli istek uyandırıcı, isteklendirici. Yalan söylemez diyor. Yalan söylemez bunlar. Ee, şimdi bunu kitabınızda görüyorsunuz. İşte ziyayattaki meşhur havası zahire ve batına. Havası zahire bu. Batına da Barla da söyler. Barla da 10 tane zahir ve batın. Ee, hafi, ahfa, Ondan sonra e, vicdan, ruh, akıl diye sayıyor. Tamam mı? akıl, vicdan, kalp, ruh bir de şey hafi ahva gibi sayıyor. Bu ne yapar? 10 tane. Zih hayattaki meşhur şöhretle ortaya çıkmış bu kadar değil. Şahit olduğumuz yöntem havası zahire yani göz kulak 5 tane duygu ustad 7'ye çıkarttı. Havası batına biraz önce akıl, vicdan, kalp, ruh ve hafif hafa dedikleri duygularından başka usta gayri meşhur sayka ve şayka hisleriyle beraber biraz önce anlattım sayka nedir, şayka nedir? Bir arı, ziyayatlardan bir arı. Dünyanın ekser enva ile bu arı sayka ve şaykasıyla yani götüren, sevk sürükleyen duygu var. Bir de şefklendiriyor, isteklendiriyor. Bir şefklendiriyor, bir de şefk var, şefk. İçsel doğma. Bu arı ne yapar diyor? Arıdan misal veriyor sonra bizi geçecek. Dünyanın eksen envayi ile yani o arı 5 kilometre ilerideki çiçeği bir ona bakacak yeri sürükleniyor işten. Bunu daha ilim tespit edemedi. Biraz böyle içgüdü diye dese de tam tanımlayamadı. Yani içgüdü niye dürtüldü? Yani tamam da içgüdü var arıda. Yani içgü içten dürtülerek hareket ediyor arı ama dürte, dürten kim? Niye dürtülüyor? Yani oradan bir cevap geliyor. Bir de içten bir coşma oluyor. Saika ve şahika. Karşılıklı mübadele oluyor. Alışveriş oluyor. Şimdi bu arıdan yaşadığı, arıdan misal veriyor da biz nasıl o alemlere girip çıkıyoruz? Bu alemlere ait misal vereceğim ben. Çok kolay olacak inşallah bu akşam. Yani Giriş çıkışta nasıl oluyor? Bu alem nasıl bir alemdir? Neler giy giydirilmiş? O aleme nasıl geçiliyor? Nasıl çıkılıyor? Onlar nasıl bize geliyor? Biz bundan nasıl geçebiliyoruz, çıkabiliyoruz? Göreceğiz şimdi. İnşallah. Sefki tabi demiş. Evet. sevki tabi. Yani içgüdü, sefki tabi. Bu arı dünyanın ekseren vahiy ile gidiyor çiçeğe, taşa, toprağa konmuyor. Çiçeğe konuyor, suya gidiyor. İhtisas ediyor. İhtisas demek hisleniyor. Hayvanlarda da his var, hisleniyor. Ünsiyet ediyor, ülfet etmiyor. Yani ülfet alışmaktır, ünsiyet zevk almaktır. Mesela okul derslerinde ülfet olur, böyle enfusi derslerle olur. ünsiyet olur. Ünsiyeti hak derler eskiler. Selefi Salih'in uleması hakka ünsiyet yani Allah'a ülfet olmaz zevk alırsın. Yani mesela Fatiha suresi de öyle. Her bir imam veya sen ben oku kim güzel okursa sanki yeni okunmuş gibi oluyor. Yani her zaman canlı tutuyor seni. Her zaman seni besliyor. İmanın da malzemesi üsara, <laughs> şiira gibi. Heh, aynı onun gibi. Ünsiyet, üsara, şiira, delil, burhan böyle. Ünsiyet yapar. Bak üç tane şey. Bir, o arı sayka ve şayka ile ihtisas, his. 2. Ünsiyet. 3. Niye bu kelamı tarif yaptım ilk önce? Anladınız mı? Bu kelam bir kadim bir bilgeliğin, bir medeniyetin, bir dinin, bir örf, anane, kültür ve gelen, gelenek yaşanmış. Yani derler ya Türk milletine 2000 senelik bir şeysi var. Ama İslamiyet 7000 senelik. Yani Adem Aleyhisselam'dan başlamış. Böyle bir geleneğin bir de bakışı var ahirete. Bu geçmişin bütünlüğünü, Ahirete bakışını bir hafıza kartı, bir aynada tezahür etmesi lazım. Kelam bu bilgeliğin, bu medeniyetin mazi ve müstakbelini anda yansıtan hafıza kartıdır. Kelam. Onun için söyledim. Hafıza kartı. Onun için Risale-i Nur zor deniliyor. Bizi koparttıkları için oradan. E nedir? ihtisas? Yani ke arı da bu ihtiyaç oraya gittiği gibi insanda ihtisas oluyor. İhtisas, iki ünsiyet, 3 mübadele. Yani çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Yumurta tavuk, tavuk yumurta mübadele. Bedellenmek, ona rağmen dönüşmek, sahip olur. Yani e, o arı sayka ve şaika eklenerek 7 tane duyguyla şimdi ne anlatıyor? 7 tane duyguyla ne yapıyoruz? Bakın gözle ...şekiller ve renkler alemine. Renkler ve şekiller nedir biliyor musunuz? Ee, atomun proton elektronu var okumuşsunuz. Atomlarda renk yoktur. Eşyanın rengi yoktur. Nasıl ki karanlık bunu üstünü siyah örtüyor. Işık diyor güneş. Ziya vuruyor. Ve kavle göre o güneş buna girdiği zaman... ...bu istihale geçiriyor güneş. Orada imbiklerinden geçiriyor. Dışarıya yansımasının bizdeki algısı yani anlayışı bakış bizdeki ortaya çıkışı renk diyoruz. Peki nedir peki bu renk konusu nedir? Bunu anlatmak için anlattım bunu. Alemi misal elbise giydirdi. Ben bu renkte değilim. Ben bu renk mi benim derim? Attetim öyle değil. Vücudum böyle değil. Aklım böyle değil. Bak beni örtmüş. Ha, bu mevcudat nedir biliyor musunuz? İnce bir folyeyle bu mevcudatı Allah alemi misalle sarmalamış. Bu renkler tamamen alemi misalin cilvesidir. Alem-i misaldir. Bunu kaç yerde çok çeşitli yerlerde Mektubat 409'da eee şualarda eğer ömrümüz olursa göstereceğim. Bu kitaplardan hepsinin atıfları var. Sureti alem-i misalden evet. ama hakikati alem-i değil mi? Evet. Bu sureti yani alem misal hepsi değil, sadece Sureti, sureti kastet. Renk, renk yok dedim. Ha bu renk alem-i giydirilmiş manası ale manadan. Hakikati arştan var şazamdan. Yani duygularımız arştan, ruhsal taraflarımız arş-ı azamdan. ilim tarafımız lefi mahfuzdan giydirilmiş. Sureti cismaniyet tarafıydı. Cismaniyet. Yani cisma arka tarafı yine cismaniyete bakıyor. Evet yani şu anda cesette de gözüküyor. Yani bu aslında maddede renk yoktur. Bu nereden giydirilmiş? Nereden gelmiş? 409 mektubatta gül goncası gibi diyor. Bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, daha, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha giydirilmiş. İns bu konuyu o kadar kolay anlayacağız ki insanda misal vereceğim. Buraya bir şey çizeceğim. Yani nasıl giydirilmiş? Yani şu anda bir hükümleri söyleyeyim. Bir, birbirine geçiş nasıl oluyor? O alem yani şu ağacın böyle bir rengi yok. Böyle bir şekli aslı yok. Atom işte. Atomu öyle farazit nokta elektron. İşte nokta elektron Onların bütünlüğü ağaç yani. Aslında alem misal elbise giydirilmiş. Buzdolabında gi sararız ya folyo gibi böyle. Yani aslında bir mevcudat, bir kitap ya da bir eşya gibi gözükürken alem misalden, alem manadan işte Lefi hepsinden o alemlerin hepsinden, hepsinin klasası orada bu şekilde görülüyor. Bu şimdi böyle gözüküyor. Aslında bu alem dolayısıyla bütün alemlere cami hulasa zübde kainat her şeyin özü yani her şeyi geçebiliyorsun bu alemden suretinden alemi misale geçersin hayalini doğru kullanırsan alemi misale pencere olur eşya diyor mevcudatın aynelerinde vacip vücuda bakabilirsin diyor mektubatta ne, ne dedim bak mektubattan söylüyor şu mevcudatın ile şu ağac ile sana ayna olur kimi seyredersin Vedud ismine mazar olan evliyalar Allah seyreder orada. Nasıl seyreder? söylediği işte. Mektubatta anlatıyor. 19 müydü sayfa? <laughs> ya Cenab-ı Hakk'ı başka bilmenin mümkün yok. Cenab-ı Hak tecelliye tecelli edecek ki o alemler şeklinde. Biz de o alemlerden Cenab-ı Hakk'a gidebildiğimiz evet. kadarla. Tabii bu peki ne işimize yarayacak bu derse? Kardeşim okuya okuya ülfetimiz gidiyor, ünsiyetimiz artıyor, kendi tanımlamalarımız değişiyor, kendimiz saydan bir ayna yani hakikaten buhar gibi bir vücudumuz varken onu gafletle donuk yapmışız buna ben demişiz buna ben demişsek buna tapınmışız bu tapındığımız bedenden de ayrılmak alıştığımız için kabre ötelere geçmeyi bilemediğimizden ama ne kadar sıkıntılı da olsa dünyayı biliyoruz orayı bilmiyoruz bu tapındığımızdan dolayı esası bu zannettiğimizden dolayı bunu terk edip oraya gitmeyi korkuyoruz. Yani tapınıyoruz buna. Oysa bunu bilimde, ilimde bilim insanları da nokta kadardır diyor İnsanın meydana getiren atomlar, proton, elektron en alt yapısıdır. Boşluklarını kaldırırsak, protonla elektron sıkıştırırsan insan nokta bile olmaz diyor. Bunu usta demiyor. Usta zaten 30. sözde diyor. De. Bilim insanları Kuantum fizikçileri söylüyor, nokta bile olmaz diyor o kadar ufak. Kainat ise boşlukları sıkıştırılsa çay kaşığı kadar olmaz diyor. Ben bunu diyemem, ben desem zaten beni uçururlar ya. Yani. Çay kaşığı kadar olmaz diyor. Kainat, insan nokta bile olmaz diyor. Bu kadar hep boş. Ama biz ne kadar donuklaştırdık, ne kadar katılaştırdık, ne kadar buna ne kadar şeyler yüklemişiz, yani bunu o kadar sabit yapmışız ki her şeyi buna bina etmişiz, her şeyi sabitlemişiz değişmez yapmışız. Değil yani. Bu göreceğiz ki biraz önce ne kadar değişkendir. Gündelik hayatta zaten hiç bununla işimiz olmamış. Ya fikirdeyiz, ya histeyiz, ya duygudayız. Bedende hiç değiliz ki. Evet devam ediyorum. Hasan abi bir şey diyeceğim orası geçer. Arı dedi ya abi arı. <laughs> arı şimdi dünyada iktisat yapıyor, ünsiyet yapıyor. Bunu, Mu tebedül. Şimdi bu dünyada tasarruf yapıyor. Bu da tamam iktisat tamam. Tam, nasıl nasıl bir arı. Ee, şimdi arı da e, tebedül, mübadele. Mübadele neydi? Değişim ve dönüşüm yaptırıyor. Mesela diyelim ki arıdan önce bir çekirdek ağaç oluyor. Mübadele oldu. Bedellendi. Ar, arı da, arı evet. da mesela alıyor poleni. Bal yapıyor, değişik bir şey yapıyor. Su a, suyu alıyor. E, değişik bir şey dönüştürüyor. Mübadele yapıyorlar. Tasarruf, e, tasarruf ediyor. Başka ne yapıyor? E, aşılama yapıyor. Çiçekler arasında bitkene daha bir sürü şeyler de yapıyordur. Ha, bu aradan bilinen bir şey de misal verecek bize girecek. O kadar güzel bir mevzu ki. Öyle bazı aralarda ki bazı ağaçlara aşılıyor. Birini döllüyor yani. Evet dölleme Birini değil döllüyor. Arılar kalktığı yerde meyve olmaz. Arıcılık olmayan yerde meyve olmaz. Allah'ın adeti. Tasarrufa sahip olur arı. Ha bitti bu konu. Buraya kadar geldi. İşte diyor ki işte en küçük zihayatta. Hayat böyle tesirini göster, gösterse, tesirini gösterse elbette yani tabaka var ya hayatın en düşüğü, arı. Taba, e, elbette hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça en düşük hayat tabakası arı da. Arı canlıdır, ruhludur. Ondan üstün daha üstün şeyler var. Mesela ziki olan maymun, tilki gibi böyle şeyler var. Biraz devleri gittiğin zaman eee cinler var. Yani şeytan var, cin var. Daha üstün melekler var. Daha üstün insan var. Hayat tabakası. Ha en düşük hayatta gözlemlediğimiz bu. Arıda Arıda misal mesela ayetler ha. Çünkü Allah arıdan misal verdiği için Kur'an'da. Miraç'taki arıda misal veriyor ya. Hı? Arı ne yapıyor? Gidiyor polenleri alıyor biz şuralara, şuralara alıyor, alıyor ya. Değiştiriyor aleminde. Bunu yapıyor? Aynı onun gibi işte insan da giriyor alemlerde alıyor, manevi bal yapıyor. Tefekkür ediyor, hisleniyor, duygulanıyor, gadaplanıyor. Kuvve-i aklıya, kuvve-i şeveye, kuvve-i İşte onu biraz çizeceğim şimdi. Ee, arı gibi, arı çok acayip bir insan. Niye verdi diye şey yapacak mı? Acelettin. Topladığı malzemeleri kendi inbiklerinden de, değiştirerek başka bir şey dönüştürüyor. İnsan da değiştirip dönüştüren bir mahluktur. Değiştirip dönüştürendir. Yani... Ustadımız tabiriyle insan bir mektebe, bir kıştaya benzer. Nasıl ki böyle tafun etmiş yerlerde ağaç onu alır gübreyi, elma bize şey yapar, dönüştürüp değiştiriyor. Yani ne yapar? alemi ahiret hesabına kesifli, tafun etmiş şeyleri nurlandırıyor, latifleştiriyor, ötelere mal ediyor. İnsan da öyle. Bu alem-i şehadetteki fanileri bekaya dönüştürüyor. Kesifleri, donukları... E, tafun etmiş şeyleri e, maddeten de öyle insan su içiyor yemek yiyor insanlaştırıyor. Yani o alem hesabına bir tamamıya çalışıyor. Böyle bir sistem. Ezel ebede, evet, ezeli ebede dönüştürüyor. Evet ezeliye ebede dönüştürüyor. Hayvaniyetin nevaciyetin insaniyetin arasını çıkartıyor. Çıkarıyor. Mesela bu suydu. İnsan olacak şimdi. Mana da böyle. Bu ders de böyle. Bugün yani çok da hep düşünüyorum. Tam da mi? ne işime yarayacak bunlar ya? Herkes kadar ediyor mu? Ediyor. Herkes insansa yani kendisini doğru tanımlaması lazım. Doğru ifade etmesi lazım. Eğer yanlış bir temel atarsa üzerine kurguladığı dünya alttan bir şey çektikleri zaman kül gibi darmadağın olur gider. İnsanlar en ufak bir şeylerde darmadağın oldukları gibi. Altı sağlam değil. Yani dünya ile hiç alakası olmayan, yani insanla hiç ilişkisi olmayan manalar yüklemişiz insana. Hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça yani mertebeyi söyledim. En şeyden. Arıdan. Sonra hayvanlardan. Yani arı. Arının zeki olanlarından. Sonra cin ve şeytanlardan. Meleklerden, insanlardan. Mertebe. E çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevür eder ki. İnkişaf şöyle abiler. Oku bana ver. Çekiyorum Mehmet çekiyorum. ok. Çekiyorum. Bunun adı inkişaf. Noktadan noktaya gidiyor. Sesim ise imbisat ediyor. Kuşatarak gidiyor. Sonra, peki tenevür nedir? Ona anlam yükleyerek nurlandırıyor, kendisine taşıyor. Kendisine mal ediyor. Ne yapıyor? İnkışaf, sonra şey, imbisat, inkişaf, tenevür eder insan hayatı. İnsan ne yapar? İnkışaf eder. Dünyada, bak dünyada 3 çeyrek, 3 kategori bu inkişaf. Dünyada inkişaf eder, e, ahirette imbisat eder cenneti Allah ile tenevvür eder. İnkışaf e, merdivenin basamakları gibi birbirinin üstüne koymak. İmbisat etmek. Koymak değil konulanın çapını genişletmek. Evet. Üç, üç tane şey var. Emaneti insan, şey, dağları almadı. insan aldı. E, nedir? Kimler almadı? Gök almadı. Zemin almadı. Dağları almadı. Üç. Gökte maksat ruhtur. Tek başına ruh emanet alamazdı. Zeminden kasıt. Mesela dünya şey kalp ait. Kalp tek başına emaneti kaldıramadı. Risalede dağlar hep simgesel olarak dima anlatır. Akıl tek başına emaneti kaldıramadı. Ruh, kalp, akıl demektir. Gök, zemin, dağlar kaldıramadı. Üçü bir araya gelerek kaldırdı. Onun adı da insan. Öyle bir imbisat, inkışaf tenevür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile hayatın ziyası olan şuur. Yani okumuştuk. Hayatın ziyası. Hayat enfusimizi böyle yapılandırırsa ziya deyince enfusidir. Nur değilse haricidir. Tamam Hayat ziyası ile hayatın ziyası olan şuur. Çünkü demiştik ki 18 bin alemi Allah hayat ile yaratmış. 18 bin alemin özünü alsak hayat çıkar. Hayatın da özünü alsak his ve şuur çıkar. Makis şuur o his ve şuurun da özünü alsak akıl çıkar. O zaman şuur nedir? Bak hayatın ziyası olan şuur. Batın. iç alemimizi hayat. Akıl ile bir insan. Bak hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi. O zihayat kendi aklı ile bir. Yani biz hayatın ziyası olan şuur ile abiler. Şuur içsel akıl ile odalar dolaşıyoruz. Burası mutfak, burası tuvalet, burası kiler, burası merdiven. Evde çok rahat değil mi? Evinizi biliyorsunuz. Bilmediğin yere dolaşamazsın. Evde dolaşıyor muyuz bununla? Dolaşıyoruz. Ne ile? Şuur ve akıl ile dolaşıyoruz. Aynen evinde dolaştığın gibi insan kendi aklı ile bir, avalim ülviyede ulvi alemlerde, iki, ruhiyede, üç, konuşacağız, cismaniyede gezer. Cismaniye deyince zannediliyor ki bu cesettir. Ceset, cisim, cismaniyet. beden, andaki. e, i, i. C, e, ceset. C, i, cisim, cismaniyet. Ceset atomiktir. Ceset. Cisim ise kazanım, kazanımlarımızın içsel kazanımlarımızdır. Üç, cismanet cennetteki vücudumuzdur. Avalim-ülviye'de insan aklıyla, ile, ruhuyla ile bir ulvi alemlerde, yüksek alemlerde ruhlar aleminde daha yaşarken, mesela keş kubur öyle, berzaha giriyor adım, kadının ve adamın halini görüyor, seyrediyor mezarlığı. Biz böyle şehri seyreder gibi mezar penceresiyle oradaki insanın halini, yaşantısını seyrediyor. Nedir bunlar? Keş kubur deli. Avalim-ülviye'de, ruhiye'de cismaniye de gezer. Cismani ötelere geçer. Yani o zişur, o zihayat manen o alemlere misafir, misafir gittiği gibi o alemler dahi o zi zişurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temesül ile geliyorlar. Şimdi miratı da anlatacağım. Mirat ve ayna sonra çizeceğim. Bu konuyu daha iyi anlaşılacak. Şekillendireceğim. Abiler lavadaki ayna aynadır. Aynadır. Şeyse önceki o alemlere gezerdi diye alemi ulubiyede, ruhiyede, cismaniyede gezerdi diye Miraç bahsinde küçük bir yer vardı ya. Oku. Burada diyor ki tamam. zi nazar, zi ilim, zi iman, zi kalbi nazara verecek. Tasavvuran, aklıyla ve gözüyle gezerdi diyor ya. Allah. Yani biz de deriz emsali var mı diyor. Yani Peygamber Efendimiz hem cisme hem ruhen gitmiş. Ha Miraç. He, hem cesediyle gitti. Ha, hem, ha, gitti. Ha, <laughs> hem evet, ruhuyla da gitti. Buna benzer bir şey var mı dünyada? Mesela her zinazar gözüyle yerden ta Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zilim, zi ilim sahibi aklıyla kozmografya kanunlarına binip yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Kozmografi ilmine sahip olan. Evet o ilmi tefekkür edince adam tefekkür ettiği yere kadar gidiyor. Tefekkür etmek o mekanda olmaktır zaten. Her zi iman namazın efal ve erkanına fikren bindirip bak zamanın efal ve erkanına binip namazın bir nevi miraç ile kainatı arkasına atıp huzura kadar gider. Diyor namaz müminin miracıdır. Ya, böyle atıyorsun ya. Bütün varlıktan sıyrılıyorsun. Ama İmam Ali devam gidiyor mesela cesedi orada ama kendisi orada yok. Yok. Ve her zi kalp, kalp sahibi kamil veli seyr üsülükü arştan daire esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh-i Geylani, İmam-ı Rabbani gibi bazı zatların ihbaratı sadıkalara ilgilen bir dakikada arşa, arşa kadar urucu ruhalileri oluyor. Bir dakikada Hem arşa kadar. Eczamı nuranide, nuru cisimler olan melaikelerin arştan perşe, perşten arşa Kısa bir zamanda gitmeleri, gelmeleri vardır. Yani arş, ferş. Arş orası, ferş burası. Böyle inip çıkıyorlar devamlı. Şimdi ona ait bu anlatılanları kolaylaştıracak, kendi aleminizde bir tanık olduğumuz, şahit olduğumuz misal vereceğim. Ee, bir miratla aynayı şey yapayım. Ayna sizin suretinizi gösterir. Mirat ise sizin siretinizi. Yani toprak aynası değil, toprak mirattır. Çekirdek Çekirdeğin içinde ne var? Bilmiyoruz. Toprak diyor ki ben sana göstereyim. Ben miratım. At oraya. Mirat içini dışarıya gösterir. Bu mirattır. Sureti gösterene aynı adır. Şimdi burada ne dedi? O alemlere dahi o zişurun mirat ruhuna misafir oluyor. Yani o alemler geliyor gözükmüyor. Yani sif gözükmüyor. Aynı zamanda değiştiriyor. Toprağa, toprak aynı adır çekirdeğe. Çekirdeğin içinde ne olduğunu biz çıplak gözle göremeyiz. Yani bir CD düşünün CD. Bir hafıza kartını düşünün. Çıplak gözle içinde ne var bilebilir misin? Bilgisayar diyor ki bana göster ben onu gösteririm. <laughs> Bilgisayar o hafıza kartını CD içini gösteriyor. Mirattır yani. Hava, hava alemi de ayna. İnsan da hem mirattır hem aynadır. Yani mesela bu fikirler geldiği zaman seni değiştiriyorsa seni sen miratsın. Seni değiştiren her şey her şey sen mirasın. İçini gösterme noktasında dediğimizde sanki misal ruha mirat dedi ya. <laughs> e, sanki ceset ya da mevcudat aynadarlık yapıyor. Biraz daha suret şeye göre. Yani zatı e, taşıyan, içini zatı e, çıkarabilen kısmı mirat gibi oluyor. Evet. Diğer kısımlar ayna yani. Esma sıfat gibi. tecellileri sanki ayna makamında kalıyor. E, zati tecellinin Aslı. Aslı'nın gözükeceğim e, yes. halde mirat oluyor sanki. Evet. Yani onu yapılandırıyor. Mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Ee, ustad kullanıyor. Allah aynasına gittim seni tanır mı? Ya böyle geçtim kay kayboldum. O nereye gitti falan der mi? Ustad diyor ki şuurlu ayna olsa. Bir ayna düşünün ki şuurlu. O ne haber İsmail? Oğlum konuşsa sen de. Ne garip Sen garip o da o sensin ama konuşuyor sen diyor. Bak İsmail şey yapma şöyle yapma böyle yapma yani konuşsa senle. Ayna konuşsa. Sonra çekilsen başkası gelse bana bak sen niye geldin hani biraz önce İsmail vardı ya. Ne Furkan nereden geldin falan. Ayna hep konuşsa seni. Bak şu tarafın yanlış. Bak Siman şey dikkat et namaza. Namazı çabuk kılıyorsun. Şunu böyle yapıyorsun. Sana hep Siman'dan bu söylese. Ustad diyor can şu, şuurlu bir ayna olsa. Şuurlu ayna olsa ne olur? İnsan şuurlu bir aynadır işte Allah'a. Böyle ayna. O yapılandırıyor. Ben şimdi bir o alemlerden bu alemlere, bu alemlerden o alemlere nasıl geçiyoruz? Kendi alemimizde şahit olduğumuz şeyle göstermeye çalışayım. Şimdi bu dün akşamki şeydi, hatırladınız bunu. Bu esmaların hepsi mertebesidir. Her bir mertebe hakikattır. Hakikat. Hakikatların toplamına vücut denilir. Vücut. Bu her bir mertebe hakikattır. Şimdi ben e, şunu siliyorum. Şimdi... Bu insan. Bu insan buradan alıyor. Kulağı var. Bu aldığı zaman kafasında şöyle ilk önce ya tahayyülüne geliyor. Tahayyül veya tasavvuruna geliyor. Ne ile? Gördüğü, duyduğu, kokladığı, tad aldığı, dokunduğu, işittiği. Yani kendimizi kolay bir şey gördüm, girdi. Duydum, girdi. ...kokladım, tad aldım... ...dokundum, sayka ve şayka da... Nereye geliyor? Geliyor hayalimize. Ya hayaldir, o hayali... ...aktif ediyor. Mesela şöyle diyeyim. Gittin köye. Eski bir bina gördün. Ama onunla bir senin mazim var. Orada baba ne vardı? Sana böyle... ...ekmek vermişti, elma vermişti sana. Dedeler vardı. Hiçbir şey yapmadan o binayı görsen... ...o bina nereye gelir ilk önce hayaline gelir. Birisi konuşsa, o konuşan zatı dinlesen hemen ilk önce onun fikrin, anlattıkları dedenin, sen de biliyorsun zaten o macerayı anlatsa, fikirse, düşünce ise, malumatla bilgi ise tasavvura gelir. <laughs> Buradan kafaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mertebe. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izam, itikad. Tamam mı abiler? Yani buraya kadar tamam. Gelen hayalimize gelir veya düşüncelerimize gelir. O da ne yapar? İnler aşağıya, vicdana iner. Vicdanda ne olur? Ya his olur ya zihin olur. Biz his diyelim. Hislendik. Vicdan vicdandaki hisse iner. Bu gördüğümüz, duyduğumuz bizi etkiler. Vay! Babaanne, vay be. Bu ev tarihi bir ev ya. Herkesin bir köyü var yani bil. Ya bir okul, Me, o mezun olduğunuz okul. Vay be, bahçesine gidersin. Mesela ben okudum Hasköy'dü. Hasköy Halıçıol'a gittiğim zaman mutlaka vuruyor. Hani hala okul duruyor aynı okul. Etkileniyorum. Aa, duruyorum ben hala. Arabayı bırakıyorum. Böyle etkileniyor. Sonra niye anlatıyorum böyle? Ben bir macera anlatmıyorum, film çevirmiyorum yani. Realite'den göstermeye çalışıyorum. Hisleniyorum. Yaptığım bir sürü yanlışlıklar var, doğrular var. Demiyor muyuz? Ama keşke ya. Nereden yaptım ya? Nereden bunu işledim? Veya vay be. İyi ki. iyi ki yapmışım. Bunları, bunlar bu fuzil ufaklar olmaz. Şimdi bizi ne yapar? Etkiler. Fikir dahi olsa, düşünce dahi olsa, fikir dahi olsa vicdana iner mi abiler? Hislenir miyiz? İyi veya kötü etkilenir miyiz abi? Evet. Ha, ama binaya bak. Dönüşe, dönüşümü görüyor musunuz? His oldu. Yanıyor. Hiç binayla alakası yok. Hiç binayla alakası yok. Hiç bina alakası. Yani bu aşktan da bahsetmiyorum ha. Şefkatten de bahsetmiyorum. İnsan etkileyen temelde üç tane. Kuveye Akliye, Kuvve-i Şehvi, kuvve Veya kavga etmişsin. Sinirlendin yani o seni döven adam o köyde, o okulda. Tamam anlaşıldı. Yani burada gördüklerin, işittiklerine hiç alakası yok. Hisse dönüştü. Korkul, oldu. Heh? Mübadele oldu. Heh, mübadele oldu. Sonra buradan kalbe gitti. Kalpte duygu oldu. Duyguya dönüştü. Doğru mu yazdım? Evet doğru. Tamam. Heh. Duyguya dönüştü. Ne oldu? O dönüştüğü nasıl anlarız? İştiyak olur. Ona karşı incizap olur meyil olur, vefa olur, muhabbet olur. Kalp ne aletidir? Sevme aletidir. Akıl düşünme aletidir. Vicdan hislenme aletidir. Ona dönüşür. Kalp de sevilir, akılla sevilmez. Akılla düşünülür. Kalp sevgi muhabbet aletidir. Yani vefa, vay be elimden tutmuştu o adam. Yani iştiyak, incizap, ihtiyaç, meyiller gelişir. Tamam Dışarıdan aldığımız bir şekil, bir hatıra, bir şekil veya bir söz duyduğumuz bir söz bizi öyle yapar. Sonra buradan da kalbe iner, ce ruha, ruhtan latifeye dönüşür. Ne olur? Ya şefkat olur. Ruhta ne var? El merkezde sayar mısınız? E, Şunatı zatiye. Şunatı zatiyen merkezinde şefkat. Hani soğan cücüğü gibi düşün. El soka, soğanın merkezine dışarı çık. Şefkat muhabbet, çık. Sevk, şevk, lezzet, memnuniyet, iftihari mukaddese. Allah'ta şefkati mukaddese, bizde şefkat. Allah'ta muhabbeti müneze, bizde muhabbet. Sevk ve şevk, gördünüz mü o sevk ve şevk? Sayka yani. Latifelere dönüşür. Yani gördüğümüz bir hadise şefkata dönüşür. Muhabbete dönüştü. Tamam bak. Sonra buradan Başka bir rengimiz var mı? Var. Zenginiz bu akşam kalemde. Çok şükür. Halet. Oluyor, değil mi? Halet. Haleti, halet, olur. Yani dönüşün, halet olur. Halet olur yazalım. Haleti ruhiyeler olur. Eneye. inkılap eder. Ne olur? Enenin iki yönü var. Nur ve mana. Nur, nur tarafı mahluk tarafıdır. Mana tarafı yani Allah'a bakan yön. Enenin mahlukata bakan yön. Mahlukata bakan yönüyle rüzname olur, takvim olur, hulasa olur. Ee, takvim, rüzname 146 e, emirdağında hem 146 ve 147'de aşağıda, aşağıya doğru bak, orada ortada. Mikyas bir harita, mikyas harita, nümine, <laughs> mizan, mizan. fezdeke sağ tarafta da var iki tane de orada olacak. Filiste dedik takvim olacak, ruznam olacak. Harita var. Hay ha, bu, ha, buna dönüştü. Bu enenin enaniyet tarafı, yani nur tarafı, yani mahlukat tarafı, mülk tarafı, nur. Allah tarafına şimdi dönüşecek. Buradan da başka rengimiz var mı? Vardır. Evet, gafil, gafil, e, gafurun şeyi. Buradan da böyle kabul edin şöyle sırrı insani. Sırrı insani bilmiyoruz. Yani en iyi alan, enaneti alan. Şimdi ben bunu niye şey yaptım? Burada ne alakası var? Bak abiler. O alemler dışarıdan aldık. Nelere dönüştü? Şimdi biz şu demektir. Bayram sana. Bir gün geldi misafir sana. Bir daha geldim ailece. Bir daha geldim demez miyim bir de sen gel. İade ziyaret etmen lazım. O alemler sana nasıl iade ziyaret eder? Bunu tamam ben bu alemlerle gittim. Ben geldim. Hoş geldin Safa getirdin tamam. Ya bir de sen gel de kardeşim ya. Yani bu ders yapa yapa bir de ziyaret etmiyorlar mı bize? Bazen rüyada bazen bir derste senin alemine düşmüyor mu? Yaz bunu diyoruz Osman. Niye? Ya, o iade ziyarettir. Bizimle alakası yok. Çünkü benim olsa niye yaz diyeyim? Geliyorlar yani. Zaten öyle diyor. O alemler iade ziyarete geliyor. Şimdi biz gidiyoruz. Bak biz gidiyoruz. Aklı ile ve kalbi ile ruhu ile avalim ulviyede, cismani de gezer. Yani o zişur, zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temesül ile geliyorlar. Şimdi gelişini anlatayım. O adamlar nasıl geliyor oralar? İlk önce cismaniyeti anlatayım sonra Allah anlatacağım. Celle Celaluhu. Allah nasıl taayyum ve teşahhus ediyor bizde? Onu anlatayım. İlk önce cismaniyet. Cismaniyet olunca şu yok. Bu Allah'a ait. Bizde nüminecik, minzancık, harita. Yani şöyle diyeyim. Şuradan başlatayım. Bir hadis, bir şefkat alır seni. Bir muhabbet alır seni Allah Resulüne. Muhabbeti münezzeye ya. Ruhta ne vardı? en merkezde şöyle diyeyim şurası ama karışır yazarsam. Şefkat, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, sevk, şefk, sur, 286 mektubat. Tamam. Şimdi bizim hiç haberimiz yokken alemimize bir şey düşer. Muhabbet. Aa ona karşı acayip Allah Allah. Fesuvan Allah. Veya birisi vefat etmiştir ve uzaktadır bir şefkat olur. Veya kalpte bir duygu çıkar. Aşk, pat diye çıktı. Yangın, yakıp yıkıyor. Öyle bir ateş ki Allah Resulü'nün tabiriyle aşkı mecazi diyor, hayasını korursa edebiyle o yandığı halde edebini bozmasa o şehit oluyormuş. Nasıl bir ateşse ateşte yanmak şehit olduğu gibi bu ateşte de yanmak şehitmiş. Acayip bir şey yani. Şimdi buradan bir kıvılcım çıktı. Çıktı mı buradan şefkat, muhabbet, şefk, memnuniyet, mesela bir vefa. Vefa kalpte. Uyandı. Sonra ne yaptı? Vicdanda duygu oldu. Gitti akılda hemen şekil oldu. Mesela ben vefa deyince ilk önce benim hatırıma kim gelir mesela? Peygamber hariç. Hazreti Hatice geliyor. Alem olmuş, unvan olmuş, simge olmuş. Onun gibi bir vefa hayal edemiyorum. Yani hayal edemiyorum yani. Peygamber yani eşine böyle bir vefa abidesi olamaz yani. Bilmiyorum ben en çok etkileyen şeylerden, sahabelerden ve sahabiye de sahabiyet diyorum. Böyle ne yaptı? Bir vefa, bu vicdana indi ne yaptı? İade ziyaret ediyor bakın. İade ziyaret ediyor. Mesela diyelim ki ben okudum hayatını. Buradan geldim. Ağzımla kitabı okudum. Gözümle kitabı okudum. Buraya geldi Hazreti Hatice benim burada. Radiyallahu anha. Vefa. Ben onun vefasını ödeyemem. Bana yapmış. Eğer peygambere her gün o Taif'ten geçip de o Hıra'ya iki defa su ve ekmek götürüp de... Ya Muhammed yani her gün ben bu kadar kilometre geliyorum ya. Her gün ya hani her gün niye geleyim ya gitme. Bir defa dememiş sitem etmemiş oraya çıkmış. Yol yok ha. O'nun o vefası bana din olarak gelmiş. Her şeyini servetini vermiş. Boşuna anlatmıyorum ben şimdi bunu. Oluşturuyorum sizde de. Bütün her şeyini dinine hizmeti vermedi mi? İlk önce iman etmedi mi? O iman etmeseydi, servetini vermeseydi sebep noktasında İslamiyet sıkıntılı olacak. Yani bütün gücüyle zengin bir kadındı. Zaten Peygamber Aleyhisselam onun şirketinde, onun kafilesinde çalışıyordu. 25 yaşındayken. Onun ticaret kafilesindeydi. O insan her şeyini vererek bu din-i taş oldular. Bu taşa, taşta örülen saraya Hazreti Osman taş koydu. Hazreti Ebu Bekir Sadıka taş koydu. Bu saray oldu. Biz de bu sarayın içinde şimdi yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Yani vefa arkadaşlar. Vefa olunca bu anlattıkça bizde o kalpte vefa vicdana iniyor, iniyor. His oluyor. İadeyi ziyaret ediyoruz bakın. His oluyor. Veya pal, paldır küldür pat diye o alemler ya buradan uyanıyor şuraya. Ya buradan uyanıyor buraya. Ya buradan uyanıyor buraya. Ya buradan uyanıyor buraya. İade ziyaret yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bu dersi çalışıyorum. Bu dersi çalışıyorum. Çözemiyor. Nasıl bu alemi müşâdet tenteneli perdedir? Sonra tamam dedim. Bıraktım birkaç gün geldi. Bir rüya görüyorum. Ders yapıyor birisi. Bu ahiret nerede diyorum ya ona. Kim soruyor diyor. Ben de ses yapmıyorum. Herkes oturuyor. Ben de kalkmadım yani. Döndü. Devam etti. Sorandadır dedi. Niye bunu anlattım? Ben o mevzuyu bıraktım kenara. Nereden gelmişlerdir o rüya? Neyi mi düzelttim? Ha nerededir? Ahiret nerededir diye sordum. Şimdi buradan göreceksiniz. Nereden başladı iade? Bazen buradan iade ediliyor. Bu Allah yapar. Buradan olursa insanın hakiki. Ee, ahiret nerededir diye sordum. Gece iadeyi ziyaret ettiler. Geldiler. Bana söylediler. Bunu kim soruyor? Sorabilen de diyor. Sorabiliyorsan sen dedir. El sualin nisfili sual sormak ilmin yarısıdır. Yani yarısı bendedir. Yarısını da ver bana. Çözemedim. İnsanda nasıldır ya? Gittim yattım birkaç gün sonra geldi. O cevap nereden geldi Resul? Buradan mı iade ettiler? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Ahiret ne? Ahiretin bizdeki karşılığı neresidir? Vicdan haşir meydanıydı. Ruh, ruhta çok yüksek ya. Kalptir. Niçin? Çünkü kalp arştır. Ruh ise arşazamdır. Bu ise kabı kalpse endir. Bunun yeri yoktur zaten. Bak Akıl lefi mahfuzdur. Vicdan haşir meydanıdır. Karşılığı. Kalp arştır. Ruh arş azamdır. Ene kabı sendir. İmkan vücut ortası. Sır zaten yok. Yani yok yani vücudumuz yok. Şimdi bu ahiret sorusunu meşgul olan ben nereden girdiler parkura? Koşuyor buradan var. Buradan iade ziyaret etti bana. Buradan iade ziyaret etti. Bir etkilendim size kadar taşıyorum seneler geçti. Vay neredeymiş? Bendeymiş zaten. Ama niye bir herkeste bu ihtiyaç yok? Sonra bilende dedi bana. Sen demedi. Sonra bilendedir diyor. Ahiret nerededir? Dert edinenin derdin kendisi cevapmış. Dert kendisi cevaptır. Dert dermandır. Dertler bana devam derman imiş. Bak usta diyor ki dertler bana derman imiş. Dert burada derman orada değil. Derman nerededir? Derdin içindedir. Bakarsan o dert dediğin şey dermandır. Dermanını göremezsen, yani kendini yorumlayamasan o dert olur. Aslında o bir inkılaptır o dert dediğin şey. Bir eğitmendir, eğiticidir. Askerlik gibi. Ha şimdi ne yaptılar? Buradan parkura girdiler. İade ziyaret etti. Allah ile yapayım. Tefekkür ediyoruz bu alemleri. Beraber değil mi? Bak siz de teveccüh etmişsiniz böyle. Tefekkür ediyoruz. Haz var mı sizde? Huzur var mı? Var mı Resul? Bu nedir biliyor musun? Şimdi biz ya Rabbi tefekkür ediyoruz. Tefekkür etmek ondan sonra ona dönüşmektir. Vicdanda tefekkür edince vicdanda zihin var. Zihinde mekan açıyoruz. Tefekkür akliyidir. Tefekkürün tefekküre verilen cevap zihinde, vicdanda zihin var. Mekan açıyor. Kalpte de inkılap görüyorsun. Esair. Şimdi ya Rabbi diye tefekkür ediyoruz. Allah'a tefekkür ediyoruz. Şu anlar 9. sayfa. Evet. Cenab-ı Hak iade ziyaret ediyor. Ne ile yapıyor? Taayyum ve teşahhus ediyor. Allah taayyum ve teşahhus eder. Sırrı insani. O olunca ne olur bizde? Allah cevap verdiğini bu derse razı olduğunu delili nedir? Bizde e, burada ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Ruhta e, huzur olur. Hazır olduğu için huzur olur. Bu bir cevaptır. İmanın cevabıdır. İmanın delilidir. Demek ki Allah bize iade ziyaret ediyor. Diyor ya okuduk ya. Biz o alemlere gittiğimiz gibi o alemlerde iade ziyaret. Şimdi Allah iade ziyaret ediyor. Celle Celalu Ve şu anda da görüyor Allah. Şu anda Allah uçakta dediğim gibi arkamızda bir tanesi vardı böyle çok fena korktu. O şeyler geldi hostesler onu ikna etmeye çalışıyor ama demiyor uçaktan korktum diye falan. Almanya'dan gelirken döndüm. Baktım şeyli yani Müslüman bir adam. Böyle bir şey. Dedim sana bir şey sorayım mı dedim. E, Öztürklerde işte yok su, su verelim falan. Biliyor musun dedim. Yerde Allah olduğu gibi burada da Allah var ha. <laughs> var var var. Var tabi Var değil mi dedim. Burada da Allah var. Allah yerde var. Burada da vardır. Bana öyle geliyor. Burada da var geliyor. dedim Böyle. Böyle. E ne yaptı o hani kabirde gidince telkin veriyorsun ya Bilmiyor mu bu Allah burada olduğunu Ama kabirde de öyle Ey Allah'ın kulu Kabir haktır hesap haktır Telkin yani onun ürkekliğini gideriyor Ve duyuyor Şimdi de Allah bizi bildiğini zaten biliyorsunuz da O şeyimiz şey yapsın Şu anda iade ziyaret etmiş Allah nedir o Huzur oluyor Haz oluyor Huzur burada oluyor Haz burada oluyor His burada oluyor şu anda konuşma burada oluyor. Allah iadeyi ziyaret etmiş. O alemler bazen buradan patlar Cenab-ı Bazen o insan bütün varlığı arkasına, namazın arkasına bırakır. Ee, i̇nsan gül, gül goncasına benzer diyor. Alem-i şehadet gül goncasına benzer diyor Mektubat 409. Yani bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta Mısır'ın koçanı, bir kılıf, bir kılıfta, bir kılıf, bir kılıfta. Aynı bunun gibi insana alemi misal, alimana, lefi mahfuz, arş, kürs, cennet, daire ilim, daire hayat, lefi mavi ispat. Hepsi giydirmiş, hepsini karıştırmışlar, buzdolabına koymuşlar. Bu, cis bu Hasan denmişti. Aslında hepsinin ben hariti i Yani o alemler abi sanki ee... Yani iade ziyaret işi sanki böyle burada irtisam ve temessül ediyor. Ha. Yani miratta irtisam ve temessül etmesi artık o miratın tabiri caizse malı oluyor. Yani, yani o ha, ayna gibi gözüküp kaybolmak değil. Onun için misal vermiştim. Mi? Şimdi ona geliyorum. İrtisam ile temessül ediyor. seni değiştirip dönüştürüyor. Yani aslında bizim e, bütün mevzu yani bu, bu, yaratılış, bu varoluş, bu zişur... E, olarak e, bu donanımla gelmiş olmamız o alemleri biz içimize alıp biz kendimizi inşa etmemiz gerekiyor. Evet. Yani, Şimdi, bu yaşarken de. Onlar bana gelecek ki ben de inşa olacak. O zaman işte Cenab-ı Hakk'ın e, şeyi e, maksadı yerine gelmiş olacak. Evet. İrtisam abiler orada gözükmesi temesül de bu alemlerle yapılanıp ona dönüşmek bizi dönüştürüyor. Şu anda hazaldık ama nasıl dönüştürür? Şimdi dönüştürürüyü söyleyeyim. Hazaldık mı dersen imanımız arttı. İmam-ı Rabani Hazretleri diyor ki zerre kadar iman da artma. Fani nihayetsiz fani şeylerde nimetlerden üstündür. Şu anda haz oldu, kaybolacak mı dersten sonra hayır, dönüştürecek bizi. İade-i ziyaret, irtisam ve temesül ile geliyorlar. Aynada böyle 12 misal verdim. Böyle Çekince aynada ondan sonra kaybolmuyor. Yani ayna da kaybolur. Mirat dedi. Mirat demesi nereden çıkıyor? Mirat ruhunda misafir olup irtisam temesülle geliyorlar. Yani mirat demek onun için toprak çekirdeği mirattır. Onu aslına dönüştürüyor. Bize de gelenler bizi dönüştürüyor. Gözükmüyor sif dön mirat deyince pergelinizi dönüştürendir. Devam ediyor. Var mı bur buraya kadar kızıyorum? Yani biz o alemlere gidince o alemlerde bize geliyor. İnsan bir berzahtır. Oralar okumayayım. 121 şualar e, uzun olur. Onun için getirdim bu kitapları iş olsun diye göstermeyeyim. Bu şekil menfide de aynı şekilde var mı abi? Menfide var ama şeye kadar var. Vicdanı bitmişse zaten hatam Allah'a Allah kulubim yok kafirde. Ee, vicdaniyatı da gitmiş. Mesela aklın hata yapıyor. Bizi kandırıyor, dolandırıyor. Kandırıyor siyasetçi. Ama ne diyoruz ona? Aklın yaptığı aldı, şey aklın yaptığı aldı vicdansız adam diyoruz. Ne alakası var yani bizi dolandıran, söyleyen tartıda, ticarette bizi dolandıran mesela diyor ki kapı yapacağım diyor. Buraya konut buraya konut Ortaya başka saman koymuş. Bizi doldurdum diye böyle tahta satıyor kim yapıyor bunu? Aklın yapıyor. Ama biz ona ne diyoruz? Vicdansız diyoruz. Vicdanı yapmadı ki. Yani aklın aklı budur. Ha, o kafir de nedir? Hatem Allah Allah Zaten kafirin ruhu sif yaşamsal bir tarafı kalmış. Uşkurluk ve mide ile alakalı. Kalbi o latife insaniyesi yok. Latife insani mı? devre dışı. Vicdaniyatında hisler var. Kafirin buraya kadar geliyor. O kan ondan sonra bitiyor. O zaman iade ziyaret şeytan buraya geliyor. Şeytan bunu devamlı şeytan iki yere gelir. Tahayyül ve tasavvur şekillendirir pis şeyleri. Ona değişik olumsuz şeyleri fikirleri telkin eder. Şöyle de diyor bırak diyor başver diyor. ona şey yap yani din düşmanlığı yapar. İşte menfisi şuradan başlar ama müspeti ise şuradan başlar iade ziyaret. Mesela bir bilim adamı diyelim abi çalışma yapıyor, adet ulağı, şey yapıyor yani tetkik ediyor. Buna iade ziyaret oluyor değil mi? Evet. İade Çünkü Allah zerreten zerretin hayran yerehu, şerren yerehu. Zerre kadar hayır. Mesela adam çalışıyor. adetullah çalışıyor. Buluş yapıyor. Ne yapıyor? Düşünüyor. Düşünüyor. Bilgileri topluyor. Eylemsel yapıyor. Bu sefer hissine düşüyor. Vicdanda dört birim vardı ya. Vicdanda şöyle irade his, zihin, latife-i Rabbaniye. Kafirde bu yok. Kafada cüz-i ihtiyar var. İrade yok. İrade içsel yapılanmadır. Kutsidir. Vicdaniyatı hatmedilmişin içinde ne? Zihinde mekanı açılır. Cehennemde bu da yok. O zaman adama buluşlar burada olur. Ee, onun da duygusal halleri var. Duygu değildir, histir. Kafirin <laughs> iade-i ziyareti buradan olur. Çünkü niye? Onu istemiş. Bir tanesi sormuştu bana. Edison cennete gidecek mi diyor. <laughs> Böyle bir derdi olmamış ki. Sen onun adına niye dertleniyorsun? Adam cennete gideceğim diye bir derdi olmamış. Yani sen niye onu endişe ediyorsun? Böyle adam sorusu yok. Sen niye onun adını soruyorsun? Yani aynı şeyi soruyor. Kutuplarda nasıl namaz kılacak? Hiç gittin mi? Gitme ihtimalin var mı? Sen burada nasıl namaz kılacağını sor dedim ya. Sen namaz kılıyor musun? Yok. E, kutubu niye soruyorsun? Yani iade ziyaret buradan oluyor. Yani sen böyle bir problemin var mı yani böyle? gitme yok. E niye soruyorsun? Sen kendin, kendini sorsana, derdini sorsana. iade ziyaret buradan oluyor. Bu Adem alemlerinin ziyareti olması mümkün mü abi? Mesela Adem'e giden şeyler var ya, Adem dairesi. <laughs> evet. Onların ziyareti mümkün mü abi? Tabii canım. Mesela diyelim ki Adem nedir? E, gerçi fiildir. Yani günahlar fiil değil mi? İçki içiyor. Bu demadayı cehennemden beterdir, yutun, raşet var ya onlar abi evet mesela onlar... O... Manevi cehennem olarak yapması orada. İşte bu işte burada o. Yeis hissi, korku, yeis. Ondan sonra zulmet, zulumat, karanlık. Hep bu histe yani. Düşünsel ise içsel düşünce zihindir. Yani evet. Genel evet. tecellisi olanlar o adem alemlerine... Evet gibi. hep böyle burada oluyor. Yani hata kalpleri bitmiş yani. Şöyle Çünkü... diyebilir miyiz? He. Günahlar işlendiği zaman Adem'e harekette fiil oluyor ya. Evet. Ona işlediği zaman Adem alemine adamın... gidiyor. E, gidiyor ama iadesi şöyle oluyor. Rüyada haramlarla mesela adam Abi hani oraya mı adam alası İade ediyor ya bu da ona sıkıntı olarak iade geliyor. Evet. evet. Ama işte. En güzel tarif öyle yaptı. Sıkıntı, buhran, bunalım, depresyon, panik atak günahlarımızdandır. Müslümanda da var. Yani kendi ellerinizde işlediğiniz günahların sonucudur diyor. Değil mi ayette? Başınıza gelenler kendi ellerinizde. Yani yeis ise berbattır. O ancak Allah diyor Müslümanda olmaz o. Yani o zannetme. O yeis değil senin ümitsizlik gibi o kalıcı bir e, yapıdır. Yeis kalıcıdır kafirde. Sana vurup geçer. O yeis gibi olur şeytanıma tutunamaz. Temmuz Ağustos'ta kar koysan bir yere koyarsın ama tutunamaz. Tutunamaz onun için. Onun için yeis Müslümanda tutunamaz. Onlarda yeis olur yetimlik olur, kimsesizlik olur, vahşet olur, dehşet olur. Hep burada olur bunlar. i̇ade ziyaret bunlar. Onların da iade ziyareti bu. Bir bakarsın durup dururken adam oturuyor kafir böyle. Şöyle oturuyor. Akrabası öldü. Ne bileyim kendisinden daha genç bir akrabası. Ve seviyordu. Pat diye bunu bir yeis kaplar. Yeis. Ümitsiz. Yani ki ancak benden Kâfirler ümitsiz olur diyor Allah Kur'an'ında açık. Kâfirler ancak benden ümidini keser. Adam ümidini kesmiş. Diyor ki maziye bir bakıyor. 60 yaşına gelmiş. 50 yaşına gelmiş. Ne bileyim. Bir bakıyor mazi yok. Müslüman da olsa, Müslüman mı altında? İstikbale maziyle bakar. Mazisiz istikbal yoktur. Maziden kopanın istikbali de yoktur. Onun için kelamı başta tarif ettim. Maziden kopuk bir insanın geleceği yoktur. Bakışı yok. Onun için çocuklar kabir endişesi, ölüm endişesi, zehirlenme endişesi, bilmem okul okuma falan böyle bir endişeleri yok. Çünkü mazileri yok. Anladık mı abim? Niye çocukta ölüm korkusu yok? Mazisi yok ki. Mazisi olmayan geleceği yoktur. Geleceği hiç yapmıyor ki anda yaşıyor. Anda ölüm yok ki ölümden korksun çocuk. Niye? Mazisinde el yanmayı görmemiş ki ateşe elini sokmamış ki. Şimdi gidip ateşe yanıyor. Ya çiz çiz diyorsun. Ama bir kere yandıktan sonra mazisi oluyor bir daha istikbalinde o olmuyor. Onun için çocukta ölüm korkusu yok. Çünkü çocuğun mazisi yok. Ölüm yok yani. Biz çok mezara gömdük. Çok ölümlerle şey olduk bu olduk. Bizim mazi var. Mazisi olmayanın istikbali yoktur. Allah'ı olmayanın ahireti yoktur. Çok tuhaf değil mi şimdi bunlar? Ya bunun habbe miydi? Ee, i̇nsan yürürken diyor önüne büyük bir ayna olsa diyor. Aynaya doğru gitsen Ayna seni gösteriyor ama arkanı da gösteriyor. Ona yaklaştıkça uzaklaşıyorsun. Oradakinden uzaklaşıyorsun. O mağama yaklaşıyorsun. O 12 oldu. Burada bir noktada bırakayım. Evet de diye. Karşı iki de bırakayım. Burada dursak abi. Hayat var hayatta dursun. Ha tamam durduk zaten. Temessül ile geliyorlar. Ve geldiler. İnşallah bu akşam gel. Yani soru onun için. Ehli, ehli dünyanın da bir de söylediği şu kainat cevaplar manzumesidir. Soruları, istekleri, talepleri, gayelerinizi kainata salın. Bir gün cevabı gelecektir diyor. Yani şey diyor. Düşünüyorlar düşünüyorlar. Hakikaten Cenab-ı Hak emeğinin karşılığını veriyor. Kafir dahi olsa. Tefekkür ediyor, ediyorlar demedim. Kafirde tefekkür yoktur. Müslümanda tefekkür vardır. Onlarda düşünce vardır. İşte onlara da iadeyi ziyaret ediliyor. Fatiha.